Züleyha! Ay, ay nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın bunu kızım? Nasıl yaptın? Allah aşkına, Allah aşkına. Züleyha! Ne olur gözünü aç yavrum, gözünü aç. Gel. Emir Bey, biz yavaş yavaş geçelim artık. Siz de gelin hanımı alın, gelin. Tabii tabii başkanım. Çok bekletip misafirleri. Tamam. Anne! Züleyha! Usandı beklemekten, hadi. Geliyoruz. Hadi git sen misafirlerimizle ilgilen. Anne açar mısın kapıyı? Anne açar mısın kapıyı? Ne var? Züleyha iyi mi? İyi olmayacak, ne var oğlum? Hazırlanıyoruz. Gelin hazırlamak kolay mı sanıyorsun sen? Ay beni oyalama rica ediyorum. Hadi devir aşağıya, biz de geliyoruz. Hadi oğlum, hadi. İşte konakta değiller. Şaşırdın herhalde. Ya vallahi yoklar. Süreyya kaçmış olmazsın. Ay saçmalama Fadik. Demir gibi kocayı bulmuş. Nereye kaçıyor? Ya niye çıkmadı o zaman? Şimdiye kadar bayla bayla oturması lazımdı nikah masasına. Dur ben bir bakayım ne diyeyim. Düğün için giydirdiği kıyafeti çıkarmış demek ki.
Değerli misafirler, nikah merasimimize geçiyoruz. Siz Demir Yaman, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Züleyha Altun'u karınız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Züleyha Altun, hiçbir tesir altında kalmadan Demir Yaman'ı kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Gelin hanım, tekrar soruyorum. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Demir Yaman'ı kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ben de belediye reisi olarak medeni kanunun verdiği yetkiyle şahitlerin ve misafirlerin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Buyurun. Thank you.
gelin hanımın halasıydınız değil mi? Büyük halasıyım efendim. Maşallah. Peri kızı gibi bir yeğeniniz var. Allah nazarlardan saklasın. Sağ ol. Amin. Edecek anneciğim, edecek. Bak işte kalktılar, ediyorlar olmuş. Peki bakalım. Bu da çok yakışmış. Ama bir daha annemin istediklerini değil, benim istediklerimi yapacaksın. Tamam mı? Züleyha'm. Bu sana yazdığım kaçıncı mektup bilmiyorum. Sayısını unuttum. Ama senden hala iki satır yok. Bir ses ver, kurban olayım. Başına bir şey mi geldi, yazamıyor musun? Dışarı çıkıp mektubunu postaya veremiyor musun? Sen yaparsın Züleyha'm. Sen bir yolunu bulup bana iki satır gönderirsin. Mektubunu hasretle beklediğimi biliyorsun. Yengeciğim, bir şey soracağım. Demir Züleyha'ya Paris'ten o kadar gelinlik getirtti. Züleyha neden sizin gelinliğinizi giydi? Ay Şermin, ay ben sana anlatmadım onu. İyi ki hatırlattım. Çocuklar, gelinim diye demiyorum ama gerçekten altın gibi bir kalbi var. Geçenlerde geldi bana, ne dedi biliyor musunuz? Anneciğim, sizin gelininiz hala duruyor mu dedi. Evet çocuğum dedim. Çıkardım, gösterdim. Bayıldı. İlle bunu giyeceğim dedi. Ay diyorum ki yapma çocuğum, etme. 40 yıllık gelinlik bu. Baksana Paris'e o kadar gelinlik getirdik. Hayır, ille bunu giyeceğim anne. Bu çok kıymetli çünkü dedi. Bize uğur getirecek. Biz de sizin gibi mutlu olacağız dedi. Ne ince düşünceli değil mi Şen? Ya öyle. Öyle gerçekten. Anne ben de onu giyeyim de sizin kadar mesut olayım demişmiş de. Sen onu benim
benim külahımla tünker cadısı. Sen bir dümenler çeviriyorsun ama... Dur bakalım, anlayacağız. Yok. Nerede bu gelinlik? Bak hele, bak. Takılan altınlara bak. Değer mi yani şimdi? Hı? Değiyor mu hiç bu? Yenge günah. Vallahi nazarından bir şey olacak kıza ha. Gülten sen de yettin ha. Elin zillisine üzüleceğini. Dön de biraz bize üzül. Doğru diyor. Hanım oldu başımıza. Hizmetçinin hizmetçisi olduk. Afrasından tafrasından geçilmez artık. Yarın bir yıl olmasa bari bizi. Hop. Yavaş gel orada dur. Nereye? O kadar uzun boynu değil de. Kimler geldi, kimler geçti buradan ya? Hani Filiz Hanım? Afrasından tafrasından geçilmiyordu. Ne oldu? Nerede şimdi? Ha? Haydi. Ne oldu Şermin Hanım? Paris'ten gelen gelinlik yok ortada. Hayır, kendi elimle giydirmesem inanmayacağım da. Sen git bir çamaşırlığa bak bakalım. Mutlaka bir yere sakladılar. Sabahattin kalk. Kalk, dans edeceğiz. Niye dans edeceğiz? El aleme kocam var diye göstereceğim. Ay yaş may yaş ama koca işte. Hadi kalk. Kalk diyorum. Evladım senin böyle elini öpsün inşallah. Neye kısmet? Doğru diyorsun. Şermin. Hı. Boşanalım. Başlama gene Sabahattin. Biz niye hala evliyiz? Ha? Birbirimizi sevmiyoruz ki artık. Şart mı sevmemiz? Ödümü kopardın. Kız ne yapıyorsun burada gece gece? Şermin Hanım Züleyha'nın esas gelinliğini ara dedi. Evi alt üst etmiş bulamamış. Ne yapacaksa bulup. Kız öyle deme. Benim de içime kurt düştü biliyor musun? Paris'ten gelme güpür dantel gelinlik dururken. Bu niye büyük hanımın güvenlikle eski gelinliğini giydi? Vallahi ne bileyim abla, ben de anlamadım. Ara anacığım, ara. Ara çıkar ortaya, vardır bununla bir iş. Hadi geç kalma. De
Demir Bey Hollanda'dan getirmiş, tamam mı? Böyle büyük. Hep beraber oturduk. Zaten Demir Bey masaya koydu dedi. Adanalıyım, Allah'ın adamıyım. Vallahi billahi. Senin Allah'ına kurban. Davulcu, hadi burada bula. Halayı çekmedik. Farkında mısın? Affur. Hey, 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 hey. Allah. Ay, ay. Yatsa var ya, oynayacakmış. Ara altımızdan kilimimizi çekecek. Sen hala halay çekiyorsun. Biz altın takaydın. Afiyet olsun sizlere. Eyvallah, sağ ol. Şişt. Nesi var lan bunun? Karadeniz'de gemilerin mi batmış? Yavuklusundan mektup gelmiyormuş ağam. Keriz. Ulan Yavuklusun hala kendini beklediğini mi zannediyor? O kız çoktan başka bir herifin koynuna girmiştir bile. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Size çok teşekkür ederim. Eğer gerekirse ben sizi tekrar arayacağım. Oldu mu? Sağ olun. Ben de sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.
Bir şey yaz Züleyha. Bir şey yaz. İki satır bir şey yaz. Seni unuttum artık yaz. Seni gönlümden sildim yaz. Seni unuttum yaz. Bir şey yaz. Bir şey yaz. Ortaya her şey. Ben hallettim, merak etme. Bir torun yüzünden mi kurban ettiniz beni? Kurban? Öyle mi düşünüyorsun? Peki hiç düşündün mü Yılmaz'ın peşinden gitseydin neler olacaktı? Sana bebeğini kim sahip çıkacaktı? Seni satan kumarbaz abin mi? Yavrunu kucağına aldığında bir annenin evladı için neler yapabileceğini anlayacaksın. O zaman belki beni de anlarsın. Onu da gördün ama ya, ya ne böyle. damat bey, vakit geldi. Bak sen çok sarhoşsun. Öyle araba kullanamazsın. Raci'yi çağırayım, o seni bıraksın. Ben mi sürebileceğim? Hadi sen ana bak. Yukarı çık bakayım. Hadi, hadi. Hazır ol. Dur, yavaş. Yılmaz'ı idamdan benim oğlum kurtaracak. Demir. Onu seni sevdiği için yapacak. Şimdi önünde iki yol var. Ya Demir'le evlenirsin,
Demir karnındaki çocuğu kendini sanır. Yılmaz da idamdan kurtulur. Ya da çeker gidersin. Süreyya. Abi. Hayrola, iyi misin abi? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Hayır olsun abi. İyiyim, öyleyim ben. Sen git yat. İyiyim. Allah rahatlık versin abi. Sağ ol sana da. Hayırdır sabahın ikisinde? Alo. Ne? Nasıl? Hayır, hayır. Ben geliyorum. Nereye gidiyor bu saatte? Oh. Züleyha. Demin aceleyle nereye gitti öyle? Karakola gitti. Arkadaşı kaza yapmış. Hangi arkadaşı? Gerçeğe olan. Cengaver. Öyle bir gecede cengaveri kurtarmak Demir'e mi kalmış? Her şey yolunda mı? Hadi toparla artık kendini. Her şey yoluna girecek. Ben Yılmaz'ı ihanet ettim. Sen Yılmaz'ı ölümden kurtardın. Bunu unutma. Ya ne yaptınız kardeşim ya? Tamam suçluyuz anladık. Ama yok muydu çağıracak başka adam? Ya babandan vukuatlısın ya cengaver bey. Vukuatlıyım ne olmuş? Ama bu adam bu gece evlendi ya. Evlendi yapılır mı? Ya tamam önemli değil hadi. Komutanım sağ ol, sağ ol. Ya Demir iş mi şimdi bu? Sanki bilmiyorlar mı senin evlendiğini? Ulan hem suçlusun hem güçlü.
Zil zurna sarhoş araba kullanıyorsun. Kaza yapıyorsun, bir de üstüne münakaşa ediyorsun be. Ben mi yapmışım? Of Şengaber, yürü yürü. Ya Demir. Geç. Ya tamam, ben bırak, inelim. Bırak. Allah. Ne yaptım ben ya? Demir. Demir. Hı.